Bu coğrafyada, Orta Doğu bölgesinde, gönül coğrafyamızda ve özellikle ezilen, üzülen Müslüman alemi içerisinde yıkılmayan tek kale, ayakta duran, dimdik duran, güçlü duran tek kale, yegane kale Türkiye Cumhuriyeti'dir ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun için türlü türlü oyunların döndüğünü, türlü tezgahların hazırlandığını, senaryoların yazıldığını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Zaman zaman roller değişse de, aktörler değişse de Türkiye aleyhinde oynanan tüm bu oyunları hamdolsun milletimizin birliği ve beraberliği sayesinde çözmüş oldu. Bütün bu oyunları bir şekilde sonlandırmış oldu. Gücümüz, birliğimiz, beraberliğimizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu güçle birlikte Türkiye hedeflerine doğru ilerledikçe sadece kendi içinde değil, dünyadaki tüm meselelere de artık Türkiye parmak basıyor ve artık dünyanın bir nevi gündemini belirleyen bir Türkiye var. Eskiden yardım alan bir ülkeyken bugün dünyada en çok yardım yapan, en cömert ülke konumunda Türkiye var. En çok mülteci barındıran ülke yine Türkiye'dir. Yine eskiden dışarıdan Türkiye'nin gündemi belirlenirken bugün dünyanın gündemini belirleyen bir Türkiye Cumhuriyeti var. Bu kadar güçlü, bu kadar yıkılmaz, ayakta duran, dimdik duran bir Türkiye Cumhuriyeti tabii ki birilerini de rahatsız ediyor. İşte Mavi Marmara ile ilgili hadiseler çok net ortada. Bizim ortaya koyduğumuz tüm şartlar yerine getirildi İsrail tarafından. Tazminatlar verildi ve bu tazminatlar bugün Maliye Bakanımız açıkladı, ailelere dağıtıldı. Yani Türkiye'nin dediği noktaya geldi İsrail o anlamda. Yine Katar'la ilgili özellikle Ramazan ayı, mübarek ay, işte önümüz bayram. Böylesi günlerde daha İslam alemi içerisine fitne sokmaya çalışıyorlar. Ki biz müminlerin kardeşliğine inanıyoruz. Yüce kitabımız bize emrediyor. Hucurat suresi 10. ayet. Müminler ancak kardeştir. O halde kardeşlerin arasını düzeltin. Bu anlamda Katar'a yapılan yanlışlığı da açık bir şekilde ifade ediyoruz. Ve Katar'ın sıkıntılarını gidermek, ambargo hafifletmek adına Türkiye üzerine düşen görevi uluslararası arenada da yapıyor. Çeşitli ülkelerle çeşitli temaslarda girdi. Yeter ki bu fitneyi ortadan kaldıralım. Müminlerin kardeşliğini tesis edelim. Katar'ın suçu kabahati ne? Yani burada Amerika'nın üssü var, bir başka ülkenin üssü oluyor. Çeşitli dünyanın pek çok ülkesinde Batılılar üs kuruyor da kimse bir şey demiyor ama Katar'ın talebi üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri üs kurması mı sıkıntı oluyor? Önce gitsinler o Batılılara söylesinler. Türkiye'nin askeri her yerde barış için vardır. Bir savaş ya da bir emperyal bir düşünceyle Türkiye hiçbir yerde yoktur. Türkiye barış düşüncesiyle İslam alemi arasındaki bu fitneyi ortadan kaldırmak, kardeşliği tesis etmek adına Katar'ın talebiyle birlikte o askeri üssü kurmuştur. Yani kimse hiçbir küstahlıkta bulunmasın, kusura bakmasın. Bu aziz mübarek günlerde önümüz bayram, bu günlerin kadrini, kıymetini bilerek yaptığı yanlıştan herkes geri dönsün. Özellikle İslam coğrafyasında Katar'a uygulanan bu haksız ambargonun ortadan kaldırılması lazım. Bugün Katar barışın hakim olduğu bir ülke. Bugün Katar kişi başı milli gelir arasından dünyada en zengin ülke sayılabilecek bir konumda. 140 bin dolar kişi başı milli gelir. Eğitimden sağlığa her olanda dünyanın en muasır ülkesi konumunda aslında Katar. Oradaki bu zenginlik, oradaki bu refah maalesef birilerini rahatsız ediyor, birilerini kıskandırıyor. Eğer siz o zenginliği kendi vatandaşlarına değil de batıya birilerine peşkeş çekseydiniz belki başınıza bu iş gelmezdi. Dolayısıyla Müslüman aynı delikten iki defa sokulmaz. Müslüman uyanık olacak, Müslüman akıllı olacak. Özellikle İslam coğrafyasında Katar'a uygulanan bu zulmün bir an önce kaldırılması dua ve niyazında da bulunuyoruz. Ve bu noktada Türkiye üzerine düşen görevi yapıyor, yapmaya da devam edecektir. İçerisinde gerekli bütün teknik bilgilerimizi içerecek odalarımız var. Bir 80 kişilik bir konferans salonu da planlanmış durumda. Parası ayrıldı abi. Program alanı 7 milyon lirası şimdiden ayrılmış durumda. Bunu inşallah yakında kazmayı vuracağız. Bir tanesi maalesef.
Bayramdan sonra zamleyle gelecek.